Seçimlere 47 gün kaldı ve seçimlere giderken tehdit ve şiddet yeniden sahnede. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç evinin önünde sopalı saldırıya uğradı. İnsanların evlerinin, iş yerlerinin önünde pusuya düşürülmesi, bu ucube şahsım rejiminde vakayı adiyeden oldu. Sandığa sayılı günler kalmışken, sahneye sürülen bu hain pusuları, bu hain saldırıları bir kez daha lanetliyoruz. Sayın Cemil Kılıç'a geçmiş olsun diyoruz. Tabii bu ülkede tehdit altında olanlar sadece bu ucube rejimin muhalifleri değil. Koltuk için, makam için, mevki için, mansıp için, siyasi ikbal için AK Parti'nin öz evlatları bile tehdit ediliyor. Saray da buna sessiz kalıyor. İşte en son AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin bile tehdit ediliyorum diyerek isyan etti. Peki Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kırmızı çizgimizdir dediği için. Özlem Hanım kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz dediği için kendi camiasından saldırıya uğruyor. Peki bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsım rejiminin başı koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği ne pahasına olursa olsun koltuğunu kurtarmak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. O koltuktan kalkmamak için Erdoğan, partisinin grup başkan vekilini bile feda etmeye dünden hazır. Ama Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahı devletin başına geçtiğinde parti devleti son bulacak. Devlet yeniden devlet olacak. Siyasi partiler parti gibi olacak. Her şey yerli yerine oturacak. Biz Millet İttifakı olarak dersimizi iyi çalıştık. Neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı ortak politikalar, mutabakat metniyle programladık. Hukuk, adalet ve yargıdan kamu yönetimine, yolsuzlukla mücadeleden ekonomi, finans ve istihdama, afet yönetimine 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirledik. Şimdi soruyorum, Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık, böyle bir plan gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Ne gezer? Biz kural diyoruz, onlar kral diyor. Cumhur İttifakı'nın yeniden Refah Partisi ile imzaladığı protokoldeki şu ifadelere bir bakın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Yani hazine para basacak. Yani Merkez Bankası para basacak. Hazine kısa vadeli avansına benzer düzenlemelerle bunun önü açılacak ve karşılıksız para basmanın önünü bu maddeyle yeniden açacağız diyorlar. O zaman hoş geldin 1994 krizi. Siz bunu söylediğiniz anda bu ülkede yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Kimse bu ülkeye güvenip parasını getirir mi? Getirmez. Çünkü herkes enflasyonun dolu dizgin şaha kalkacağını görür ve bilir. Hayat pahalılığının sebep olacağı huzursuzluğu görür. Peki ortak politikalar mutabakat metninde biz ne diyoruz? Şimdi mutabakat metninin 78. sayfasını açtığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazine ile doğrudan veya dolaylı finansman ilişkisi kurduğu kar ve yedek akçe dağıtımı, açık piyasa işlemleri, menkul değerler cüzdanı, cari hesap ilişkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasasında açıkça düzenleyecek. Bu suretle hazineye doğrudan kaynak aktarımı aracılığıyla parasal genişlemeye yol açılmasını önleyeceğiz.
Yani enflasyonu bitireceğiz. Fakiri, fukarayı enflasyon belasından kurtaracağız. Milleti hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Aramızdaki farka bir bakar mısınız? Aramızdaki fark gündüz ve gece gibi. Biz akıl, bilim, tarihsel tecrübeye dayanarak politikalarımızı belirliyoruz. Onlar ise ideolojik taassupla, akıldan ve bilimden hiç nasiplenmeyerek, tarihten hiç ders almayarak politikalarını belirliyorlar. Bu arada imzaladıkları protokolde yolsuzlukla mücadele konusunda doğru dürüst tek bir kelam edilmemiş. Demek ki artık yeniden Refah Partisi yolsuzluklardan, kul hakkı yiyenlerden şikayetçi değil. Oysa şunu şurası daha 5 ay önce Fatih Erbakan Konya'da Erdoğan'a ne diyordu? 20 senedir yolsuzlukla mücadele noktasında, yoksulluğun ortadan kalkması noktasında ne yaptınız? Kaç kişiyi bünyenizden söküp attınız? Kaç kişiyle ilgili soruşturma açılmasına müsaade ettiniz? Bunları insana sormazlar mı? Sorarlar Sayın Erbakan. Peki siz AK Parti ile koalisyon protokolüne imzayı atarken bu soruları sordunuz mu? Bu sözlerinizi hatırlayıp gereğini yaptınız mı? Ama oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek. Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Ve bu diğer gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak. Cumhurbaşkanının yeniden aday olamayacağına dair uzun süredir süren bir tartışma var. YSK'da birkaç gün içinde yapılan itirazlara yanıt verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz edecek misiniz? Şimdi zaten bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak yeteri kadar itiraz var. Yeteri kadar itiraz başvurusu yapılıyor. Anayasanın hükümleri belli, yasalar belli. Tabii bu ülkede anayasanın askıya alındığı bir düzen olduğunu da unutmamak lazım. Millet İttifakı'nın kuruluşundaki gaye tüm bu adaletsizlikleri, hukuksuzlukları bitirmektir.